Esenlikler, hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Ben iyiyim çünkü birçok tarafı çöküşün eşiğine getirdik. Birçok savaştan alnımızın akıyla çıktık ve bu seri çok kuvvetle muhtemeldir ki başarıyla sonuçlanacak. Ben şöyle bir... Evet, çıkacağım. Şöyle bir karşı saldırıya çıkmak istiyorum. Özellikle Batı İmparatorluğu bana çok yakın. Soylularını yakalayacağım teker teker. İdam edeceğim teker teker. İlk hedefim şu Batı İmparatorluğu'nun bütün soylularını öldürmek. Ki Elaçes ortadan kalktı. Bir bakalım. Batı İmparatorluğu ne durumda? Şimdi iki tane klanları var. Bu hanımefendi mesela Garantor Kalesi'ndeymiş. Manelo ise de Vipon var. Manelo ise biraz daha kalabalık. Robalt'ın içerisindeymiş. Esir mi? Kendisi esir. Lagette kuşatılıyor derken bu kardeşler baya kötü durumda bu. İrya'cığım güçlü ol. Bu arada İrya'nın adı artık Ögüday olacak. Buradan değil. Buradan değiştiriyorduk. Hatta şöyle yapalım. Niye senin adı? Ögüday olacak. Farakun'un adı da Korsan Toros olsun. Bunlar eşlerim, dostlarım, abilerim, kardeşlerim ve izleyicilerim bildiğiniz üzere. Şimdi soylulardan tutsak olanlar var. Rotaya bir kuşatma geldi. Ben şunu yapacağım. Tabii ki barışmayacağız. Tabii ki hesaplaşacağız. Yakaladığımı öldüreceğim. Tabii ki yol üstü gördüğüm herkesi öldüreceğim. Örneğin Emir'i bilmem kim yani. Neden umurumda olsun ki? Değil mi? Artık askerleri vesaire almayacağım. Yakaladığımı öldüreceğim. Dediğim gibi özellikle Batı İmparatorluğu'na yoğunlaşacağım. Şimdi şehirlerim iyi durumda olsa askerleri bırakıp hani kardeş diyeceğim siz takılın. Hani ben hallederim gerisini. Ama şehirlerde erzak sorunum var. Köylerim sürekli bir şekilde yağmalanıyor. Çok doğal bir şekilde yağmalanıyorlar tabi. O yüzden çok rahat da gezemiyorum. Tekrar bir bakalım. Kayrı da başlatmışım. Ona da baktım bir yandan. Bu kardeşler esir. Mesela bir Garantor'a girmem lazım. Bir Oalt'a girmem lazım. Ya da onların kaçmasını beklemem lazım. Elbet çıkacaklar inlerinden. O ara gördüklerimi öldürmeye devam edeyim ben. Çok ufak ölüler veriyoruz zaten. Hani bizi zorlayacak bir şey olmuyor. Buradan aldığım erzaklarla da azalan askerlerimin yerini zaten telafi ederim. Bay bay canım. Şu paralı askerler de artık bir yok olsa aslında bayağı bir rahatlayacağım da olmuyorlar yani. Ama şöyle bir durum var. Lagete'deki soyluları ben yakalarsam şu Vipo'nun eşini dostunu ele geçirebilirim aslında. O yüzden bir gideyim. Vlandia da benim yerime onlara yoğunlaşma kararı almış. Kötü bir karar. Gerçekten kötü bir karar. Orduları ne durumda? Karışmayayım. Sonuna kadar savaşsınlar. Yakalarsam hem Vlandialıları ezerim. Hem diğerlerini ezerim. Hem 1306 kişiyi ezemem. Sıkıntı yok. Takılın abi. Öyle bölünürseniz ama çok kötü yakalarım sizi. Haberiniz olsun. Nereye gidiyorlar? Düşünüyorlar. Bana doğru gelirler muhtemelen. Ama şuna bakabilirim. Batı'nın bir ordusu burada. Şurada Vamiros'u görüyorum. Şurada Tessa'yı görüyorum. Bunlar rotayı da kuşatır. Ben bir uzaklaşayım. Kuşattıkları yere gireceğim. Ordularını bilerek bölmemeye çalışıyorum. Şu Vlandiyalı ordusunu yakalamam lazım benim. Arlekçim. Dayanıklı bir çocuksun. Kendi oyuncaklarını yapıyorsun. Aslan gibisin. Nereye gidiyorsunuz? Epikretio'ya gelmeyin. Aseray. Yanlış hamleler dostum. Cömert mi? Ben mi cömert bir adamım?
Yeterince sevilirseniz, bir tiran bile olsanız cömert olarak anılabilirsiniz kardeşler. Bu da bunun kanıtı olsun. Agnala'yı yakalamam lazım ya. Onika'daymış kendisi. Gideyim, kaleye sığınırsa kaleyi alırım. Kendisini öldürürüm. Ha burada. Gel buraya. Bir kuytu da sıkıştıracağım da bir yandan kuşatmalara bakıyorum. Yeni bir şey yok. Ovlandiyalılar dönüp dolaşıp benim oraya gelecek gibi hissediyorum ama hayırlısı diyelim. Şu hanımefendiyi yemem lazım. Gel buraya. Gel 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 gel. Yakalarım. Ormana girerse yakalarım. Tamam. Kalede yakalarım. Sıkıntı yok. İyi bir mühendisim var artık. Batı İmparatorluğu barış falan yok. Bu kaleyi de alayım. Yoldaşlarımdan bir tanesini verip kendime yeni bir ekip yaratırım. Güçlü olmaları, güçsüz olmaları inanın hiç umurumda değil. Ama şu imparator içi umurumda. Vipon'u imparator yapalım canım. Her şey Vipon için. Yıkın çocuklar. Şunu da inşa edin, girelim içeriye. Güzel. Dediğim gibi Batı İmparatorluğu'nun yok oluşu ilk hedefim olacak çünkü aşırı yıpranmış. Bir de şeyi bir görelim artık. Bir taraf tamamen idam edilince ne oluyor? Hani ne gibi bir kazanım elde ediyoruz? Ne başarıyoruz? Bunları görmek lazım tabii. Çocuklar çok ölmeyin. Bu saldırıyı yapmak çok riskli, farkındayım. Siz ölmemeye çalışın. Tiranınıza uymayın, tamam mı? Oğlum önümden çekilin ama ya. Ben de öldürmek istiyorum. De bizim çocuklar bana bırakmayacak gibi gerçekten. Şu arbaletçiler bir tek kayıp verdiriyor benim orduya muhtemelen. Diğerleri gıdıklıyor sadece. Ben gördüğüm arbaletçiyi indirmeye çalışayım bir yandan. Mesela şu çocukları. Oğlum bir tamam, bizimkiler hallediverdi. Bu arada bir yandan Kingdom Come'da oynadığım için tek tük paslanıyorum. Bunun farkındasınız muhtemelen. O serinin bugün ikinci bölümü yayınlandı. Umarım ilk bölümü izlemişsinizdir. İzlemediyseniz izlemenizi tavsiye ederim. Yine Orta Çağ'dayız. Ancak bu sefer 1403 yılında parçalanmakta sayılabilecek bir şekilde Bohemya topraklarındayız. Bence güzel bir macera. İkinci bölümde oyun hareketlenecek zaten. Yaklaşık bir 2 saat sonra yayında olacak. Gerçi bu videoyu çoğunuz ilk yayınlandığı gibi izlemedi ama daha sonra izlediyseniz de sabit bir şekilde saat 4'te Bannerlord'u yayınlıyorum. Umarım Kingdom Come serimi de sabit bir şekilde saat 6'da yayınlayabilmişimdir kardeşler. İyi seyirler. Şurada bir arkadaşım var. Var var. Çok hareketli bir arkadaşmış ama. Arbaletini görüyorum. Tamam. Sonra demeyin İmparator işi için kale kapılarına dayanmadı diye. Dayandık abi. Bir de romantik değil diyorlar. Şu Batı İmparatorluğu bir yok olsun. Topraklara eşit falan mı dağılıyor acaba? Nasıl oluyor? Muhtemelen bize gelir. Ya mantıken öyle olması lazım ama Bannerlord'dayız. Çok da mantık aramamak gerekebiliyor bazen. Canım ölmeyi düşünüyor musun yoksa? Tamam. Şuradan bir okumu tazeleyeyim. Ana kapıdan gireceğim ben. Çok geniş bir alan. Gerçi muhtemelen şu sol taraf daha iyi olur. Az piyade var çünkü. Kapıda çok adam var. 150 tane. Şu solu açtı bile bizimkiler. Yolu açın oğlum. Tiranınıza yol verin. 15 ölü vermişiz. Tolere edilebilir. Maksimum 30 ölü veririz diye düşünüyorum. Çıkışta biraz adam devşireceğim kendime. Abime biraz eleman vereceğim.
Şöyle bir 100 tane orman hayreti, 100 tane de dağ hayreti alırım. Çocuklar, bu kapı açılabilir gibi ama bir dakika. Okçuluğun artışına çok güveniyorum. Bazen çok erken salıyorum okları. Az önce de gördüğünüz gibi. Çocuklar, beni mahcup etmeyin. Aç şunu, ben açacağım, tamam. Haydi. Tamam, açtık burayı, açtık. Burası temiz. Girin oğlum içeriye. Kapı da mı temiz? Tamam. Adamlar tükenmiş bile ya. Da benim okçuluğun paslanması. Heh, tamam. Hallettik, hallettik. Ya oturuşumu düzeltsem çok daha rahat vururum da şu an rahat rahat oynuyorum. Gayet zevk alıyorum. Zaten bizim okçuluğumuzu bilen biliyor. Hatta şu ufak bir kitleneyim oyuna da. Kötü. Benim attığım oktan sonra sersemledi eleman. Bir de yere düştü. Bu kalkanı indir, adam vuruyoruz ya. Aynen öyle, sıkıştırın oğlum. Sağ bırakmayın. İmparatoriçeyi teslim etmeleri lazımdı. Bir de benim sayemde bütün soyluların mevki makam istekleri de gerçek oluyor ha. Aseray'da kadın hükümdar falan gördük. Emire. Agnalıcım, merhaba. Maalesef. Kısa bir tanışıklığımız olacak. Ekipmanım yeterince var mı? Yine bayağı birikmiş gibi ama. Yani. Birikmiş. İçeride tabii ki kimse yok. Bizimkilerden garnizon bırakanlar olmuş. Kendileri bilir. Biz onlara böyle bir şey yapmaları için bir zorlamada bulunmadık neticede. Şimdi kasap yönetimde soyguncu da görevdeydi bu arada. Bunları şu an bir yere veremem. Bana yeni yoldaşlar lazım. Canlı olsun, gezgin olsun. Yakisti olanlar var. Odok dedik. Şalmar istedik. Böyle savaşçı lazım ya. Hem bana yakın olsun hem savaşçı olsun. Şu kardeşte gözüm kaldı ama çok uzak. Çaykant geldi. Ben gezeyim bulurum ya. Şu İmparatoriçeyi yok edip öldürüp klanını bir bitirelim. Aa, daha bitmedi. Ciddi misin? Kim kaldı? Sofalia kalmış. Ha, daha birkaç kadın var. Sıkıntı yok. Hanımefendi, rotenin içerisindesiniz. Elbet çıkarsınız. Lan daha yeni sizin de orası. Gerçekten yağmalayacak mısın? Ekar'da verebilirim aslında burayı. Da onunla bile ilişkim eksi 100 ya. Şimdilik burada kalsın. Yeni bir kardeşimi yükselteyim ben. Bu ara şöyle şehirlerin içerisine kendimizi alalım. Bu kardeşe verebilirim mesela. Yetim adammış. Hikayesini dinleyelim. Bir kan davası vardı. Birebir gidiyordu. 10 yıllar boyu. Döngüyü kırdın. Sonra ne oldu? Tamam, gel gel. O döngüyü savaşla dolduralım canım benim. Sıkıntı yok. Çok özür dilerim. Bir zil çalıyor. Evet, kusura bakmayın. Geldim. Yine saçma sapan birisi. Zilimi çaldı da. Sinirim oyuna yansıdı. Oyun falan donuyor. Heh, tamam. İyiyiz. En son ne yapacaktık? Yetim kuruntayı adam edecektik. Ancak önce bir üzerine başına bir şeyler vereyim aslan kardeşimin. Bu adamı örselemişler. Bu adamı adam edeceğiz. Şunu da al canım benim. Hiç sık ağlama sakın. İyisin. Sana her şeyin en iyisini vereceğim. Şu cellat baltasını alıyorsun. Tamam mı?
Çift elin hiç mi yok? Al sana bir kılıç. Al sana bir kalkan. Bunları da alıyorsun. Yoluna bakıyorsun. Unutma. Şunu da al. Cebine koy, lazım olur. Kardeşim çok hizmet ettin. İyisin. Artık Arkonsun. Tira'nın yetimleri olarak anılacaksınız. Bütün yetimlere sahip çıkıyorsun. Onların çoğunu biz yetim bıraktık ama olsun, sahip çık. Kolla onları. Onları başka ülkelere karşı kullanacağız. Batı İmparatorluğu'na bir bakacağım tekrar. Vipon neredesin? Vinela yakınlarındasın. Kaçmış galiba. Senin kalen neredeydi hocam? Çok özür dileyerek. Ha, sen oradaki arkadaşsın. Tamam, geliyorum. Hepiniz mi buradasınız? Çok güzel. Hayır. Birleşerek kazanacağız. Sıkıntı yok. Gel buraya. Kaçtı mı o? Bizden birisi mi tutsak aldı? Bir dakika. Bizden birisi tutsak almış. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Şu kardeşi kalesine kadar sürelim. Vipon bak, sizinkiler elimde. Öyle mi? Tamam. Önce seni bir idam edelim. Çok bir loot'u da kalmadı garibimin ama. Vipon, kalabalık bir ailem var. Muhtemelen tamam yok olacak çünkü şu kaleyi de alacağım. Gravete. Hidruncumu almış. Şunu alabilir miyim canım? Yo, Vamiros diyor. Gravet yazıyordu sanki ya. Garip. Neyse, Vamiros'u da idam edelim. Son karelerini kuşatacağım. Bu arada yeni birlikler oluşturuyorlar gördüğünüz üzere. Bunun sebebi savaşacak kişi kalmıyor. Hanımefendi, siz de gelin. Sürpriz yumurta gibi bir paralı askerin lady'si de çıktı karşımıza ama onu da idam edeceğiz. Maneolisi tüketeceğim. Şimdi son kalelerini de alacağım. Muhtemelen yok olacaklar. Bizim kaleyi kuşatıyorlar. Güney İmparatorluğu kuşatıyor. Aslında çok güzel bir fırsat ama şu an Batı İmparatorluğuna odaklandım. İçeride çok bir savunan yok. Kuruntay'ı alabildiğin kadar adamı alıp gel yanıma. Bizim birliklerden bir tanesi yok mu oldu? Toros, korsan almıyor. Asker toplayın. Şu kaleyi hızlıca bir kuşatacağım. Şöyle bir hızlandırayım. Muhtemelen bu klanı yok edeceğiz. Arkada iz bile kalmayacak diğer klanlar gibi. Şu batıyı tamamen yok ettiğimde ne olacağını da hep beraber göreceğiz. Umarım bu bölüm görürüz. Ama gelecek bölüme kalacak gibi. Sürge barış marış yok. Sen odana çıkıp bir şey yaptın ya benimle. O bana kötü hisler yaşattın ya ben. Hepsinin hesabını soracağım tabii canım. Ulan diye barış yok dedik. Uzatmayın oğlum. Yakın çocuklar. Şunu da kurun. Sabah olsun, bizimkiler sevmiyor. Kim olduklarını sormayın. Dışarıda sizden soylu yok. Çok güzel. Atlanacak seviye var mı? Pek yok gibi. İyi, saldırımıza başlayalım. Kuruntay'ı daha az isabet yaptırımı demiş. Fena olmayan bir okçuyum abim demiş. İyi. Şöyle bir değişiklik yapalım. Çocuklar, hızlı bir şekilde düşürelim. 300 küsür adam var zaten. Pek bir şeyleri yok gibi. O sır ne abi? Yere çok yakın değil mi ya? Aman aman, sakin. Şu sağ tarafı bir almak istiyorum ben.
At yoluna bak. Halledeceğiz. Hepsini halledeceğiz. Yeterince okçum var. Kalelerin içine girmeden bile eritebilirim bu arada. Gerçekten sapık gibi zorlarsam ancak öyle şeylere gerek yok. Bazı arkadaşlar hani bu kuşatmalarda öne işte kalkanları diziyor, okçuların pozisyonunu ayarlıyor. Öyle şeyler biraz hani bence hani nasıl diyeyim? Çok iyi niyetli olmuyor hani çok gerçekçi olmuyor diyeyim. Ben bu oyunu her zaman gerçekçi oynamaya çalışıyorum. Örneğin krallıklarla teker teker barış yapa yapa hepsini tek tek öldürebilirdim. Para sıkıntım yok, bir şeyim yok. Ancak böyle kanunsuz bir adama herhangi bir soylu veya herhangi bir hanedanlık, herhangi bir krallık tahammül etmez. Bu adamı yok etmek ister. O yüzden zaten barışları kabul etmiyorum. Çok zor durumdayken bile kabul etmedim. Gerçekçi olalım. Kaybedersem de kaybederim. Ki en son Zeonika'yı aldığımda bahsetmiştim. Ben tekrar krallığım, işte tiranlığım neyim saymak istiyorsanız yok olursa seriyi başarısız sayacağım diye. Ha, olmadık. Yine mahcup değiliz. Çok iyi. Ama ileride herhangi bir seride, herhangi bir oyunda ya abi bu çok artık saçma oldu hani ölmem lazımdı benim bu noktada dersen bitiririm o seriyi bilginiz olsun. Ki bu seride de gerçekten dayak yeseydik hani dövselerdi bizi ki artık imkansız gibi ama ihtimali mevcut değildi diyemem. O yüzden farklı mülkler almaya çalışıyorum. Hala bitebiliriz. Hala bize kötü kötü şeyler yapabilirler. Şimdilik bir sıkıntı yok ama. Şimdilik karşımıza duramıyorlar. Gördüğünüz üzere. Hatta Batı'yı yok edeceğiz yani. Ha ne olur? Bir tek Sturgia, Vlandia kalır. İşte Kuzayit kalır. Bu üçü de bir tek bana saldırır. Aynı anda 3 mülkümü kuşatırlar. 3000 kişi. İşte o zaman derim ki kardeşler sanırım biraz zor durumdayız. Ama şimdilik iyiyiz ya sıkıntı yok. Vurmaya devam edelim. Güzel şeyler tabii bunlar. Ölen okçum var mı? Sanırım yok. Şu kuleyle gireriz ama içeriye. 23 adam kalmış da 203 kişi ölmüş mü? İçeriye girmeden mi? Tamam. 3 ölümü vermişiz. Yazık. Gerçekten yazık. Ama bize yazık değil tabii. Onlara yazık. Tamam bırak artık beni ya. Yukarı çıkmak istiyorum. Kaçmayın. Gelin buraya. Gel buraya gel. Gel buraya. Sadece savunma yaparak beni öldüreceğini düşünüyorlar sanırım. Bizim çocukları yola açalım. Hala beni takip etmeleri için benden korkmaları gerek biliyorsunuz. O yüzden şu katliamları gösterelim onlara. Gelin oğlum gelin. Tabii ki bizi durduramayacaksınız. Manyak herifler. 80 kişi kalmışsınız. Daha piyadelerim surlarınıza dayandığında. Yani ne bekliyordunuz? Kaçma oğlum. Kaçma. Erkek gibi öl bari ya. Şuradan bir okumu tazeleyeceğim. Kapı duruyor bu arada. Onlara kötü haberi şöyle ufak bir uyarı atışıyla vermeye çalışalım. Kalkana geldi. Güzel. Kötü bir ölüm. Kapı kırıldı. Bunları hala uyarıyı almadı ama. Sözlü bir şekilde verelim. Bakalım ulaşabilecekler mi yanıma. Ulaştılar. Helal olsun. En azından şu arkadaş ulaştı diyelim. Bitirin oğlum haydi. Tam hücum falan filan. Haydi. Bittiler zaten.
Kardeş o ayak açık gibi ama. Nasıl bunu vurdum ya? Nasıl? Aslanım. Aslanımsın lan sen benim. Bir tane bile bırakmayın. Temizleyin bu surları. Bu kaleyi de yakacağız. Ya da yakmayalım. Yazıktır artık. Bizim halkımız neticede. Tiran'da olsanız halka kötü davranmamanız lazım. Halk uyanırsa ne olur? Sizi şu surlardan aşağıya atabilir. Dikkat edin. Siz de kaçın artık kalenize. Hadi be. Düşman bile sözümü dinliyor. Öyle bir tiranım ya. Rahat olsanız siz. Grevet. Ha Grevet. Oradan ayrıldı diyor. Bir şey diyeceğim. Benim Grevet diye bir yoldaşım varmış. Ve ölmüş. İçeride tutsak yok. Peki bu arkadaşların, temsilcilerin nerede? Ha, rotaya değmiş. Boşuna almışım burayı. Nasıl bir kale peki burası? Gayet güzel bir kale. Şu kışlayı bitirin. Biraz daha para vereyim. Kışladan sonra köyleri möyleri geliştirin. Bu kale olur bu arada ha. Bu kaleyi kendime alacağım. Şu gördüğüm çocukları öldürmeye devam edeyim. Batıyı bitiremedik ama ya. O kötü. Yani yakaladım öldürüyorum. Eyvallah ama. Bu kale benim olacak çocuklar. Kimseye vermeyeceğim de bilginiz olsun. Bana öyle alınıp gücenebilirsiniz. Hiç sıkıntı yok. İhanet mi ettiniz? Siz de ölürsünüz yani. Şimdi bana soylularınız lazım. Tessacım, hala rotaya yakınlarındasın. Neredesin acaba? Biraz bekleyelim. Güney'in ordusu dağılmış. O kaleyi aldınız mı? Aferin size. Orduyu da dağıtmışsınız. Tessa Hanım, neredesiniz acaba? Dışarıya çıkmıyorlar. Reddediyorum. Soylarını kuruttuk. Bizimle barış yapmazlar. Ama dışarıya da çıkmıyorlar. Sofalia sen neredesin? Bizim orada görüldün. Benimkilerin içinde soylu tutsak var mı? Yok. Köy mü yağmalıyor gerçekten bu hanımefendi? Ayağıma mı gelmiş? Ayağıma gelmiş. Canım şu senin askerler full acemidir. Onları ver bakalım bana. Ver ver hepsini. Sıkıntı yok canım. Hiç sıkıntı yok. Ver. Hanımefendi ayağımıza gelme kararı almış. Muhtemelen yoruldu artık bu manasız savaşlardan. Şimdiden Batı İmparatorluğu'na elveda diyebiliriz diye düşünmekteyim. Ha muhtemelen illa bir iki tane soylu kalır. Ben yine de fırsattan istifade şu seviyeleri atlatayım. Sayımız da azalmıyor, artıyor bu arada. Karşımıza çıkacak delikanlı yani yok diyebilirim. Ya yani şu noktadan sonra hakikaten karşımıza sanmıyorum birilerinin çıkabileceğini. Sıkıntı yok. Bütün zırhlar verilir mi? Verilmez. Çok fazla ekipmanım var. Bu arada sadece savaşarak paranın sıkıntısının P'sini çekmedik be. Ya oyunda sadece savaşmak bile aslında bir noktada bunu başarıyla gerçekleştirirseniz çok şey katabiliyor size. Bunu da görmüş olduk kardeşler. Kısmınız okçu olsun, geriye kalanlar arbaletçi olsun. Normalde en iyi arbaletçiler falan diyorlar ancak İmparatorluğun bebeleri de iş görüyor gördüğünüz üzere. Şu atları artık
işaretleyeyim de sürekli uğraştırmasın beni. Savaş devesi sen de git. İşaretini de kaldırayım sana. İstemiyorum abi deve meve. O ne öyle ya. Barbar gibi. Siz atlı okçu olun. Hedeflerin dikkatini dağıtın canlarım. Muhtemelen çok garibanlar. Hani bu savaşa girmeye normalde gerek yok. Ancak bu savaşı gelecek bölüm yapacağım. Çünkü İmparatoriçe bu ordu da kurt postular ordudaymış ya. Yok yok. Kampa saldırıp asker gönderelim. Neden? Bir, neredeyse hiç asker kaybetmedik. Garnizon amatörlerden oluşuyor. Benim birlikten 10 tanecik adam ölmüş. İki, yani şey gibi düşündüm. Full soylu olsalardı, hani imparatorluğun son savaşı olabilecek olsaydı bu durum, bu savaşa katılacaktım. Ancak 3 tanesi paralı asker zaten. Birini savaşta öldürmüşüz. Adamlar kalpten gidiyor artık. Şimdi Batı İmparatorluğu tek bir klan kaldı. Gelecek bölüm bu adamları bitirmek için elimden geleni yapacağım. Kurt postular ne durumda? Kurt postular bir tanecik kalmış. Gelecek bölüm görüşürüz kardeşler. Şu askerleri vermeyi unutmayayım. Tamam mı son seviyeymiş bizim çocukların? Yani şunları vereyim. Paralıları, elebaşlarını falan. Lejyonerleri vereyim. Şu elebaşını da vereyim. Umarım gelecek bölüm görüşürüz. Gelecek bölüm ne yapacağız? Gelecek bölüm Batı İmparatorluğu sadece Manelois klanı olarak kaldı. 4 tane üyeleri var. Kaç tanesi soylu bilmiyorum. Muhtemelen şu hanımefendi sonuncu olabilir. Çünkü bu arkadaş erkek. Erkek yerine kadın geçmiş. Gelecek bölüm test sayı arayacağız. Yaşı henüz 25. Umarım gelecek bölüm Batı İmparatorluğu'nu bitireceğiz. Eğer Batı İmparatorluğu bittiğinde bütün toprakları bize geçerse çok farklı bir şey keşfetmiş olacağız. Gelecek bölüm görüşürüz kardeşler. Esenlikler.